Aren TV'den hepinize merhabalar. Türkiye-Avusturya maçı karşılaşmasında attığı golden sonra Türk futbolcu Bozkurt işareti yapmış ve bu Bozkurt işareti tartışmalara ve tepkilere neden olmuştu. Bu tartışmalar ve tepkiler devam ederken bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Özgür Özel'le görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin sorusu üzerine Ümit Özdağ Bozkurt işareti CHP Genel Merkezi'nde de yaparak bu Türklüğün sembolüdür ve bu işareti yapmak gayet normaldir ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz alarak geçmişte Ahmet Spor'da forma giyen Deniz Naki'yi hatırlattı ve zafer işareti yaptıktan sonra linç edilmesini hatırlattı. Aslında bir anlamda da Ümit Özdağ'ı bozdu CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Çünkü konuşmasının devamında da bugün bu işareti savunanlar o gün Deniz Naki'yi linç ettiler ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ve tartışmalar devam ederken Deniz Naki'den çok sert ifadelerle bir açıklama geldi. Bunun nedeni de Bozkurt işareti ile zafer işaretinin birbiriyle bağdaştırılmasına tepki gösterdi. Deniz Naki'nin bu açıklamasının detaylarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Detaylara geçmeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında yaptığı Bozkurt işareti tepkilerin odağı olurken A milli takımın galibiyetini de gölgede bırakmıştı. Demiral'ın hareketi sonrası Ahmet Spor'un bir dönem formasını terletmiş olan Deniz Naki gündeme geldi. Naki Ahmet Spor forması terlettiği bir maçta yaptığı zafer işareti ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle ömür boyu futboldan men edilmiş, sonrasında Türkiye'den ayrılmıştı. Evet değerli dostlar, şimdi bu iki işaret karşılaştırılıyor ama Özgür Özel de aslında bunu bugün dile getirdi ve Deniz Naki'nin bu açıklaması Özgür Özel'e mi yoksa topyekün kamuoyuna bir mesaj mı, bunun kararını siz verin. Çünkü Deniz Naki'nin açıklaması oldukça sert ifadelerle ve çok güzel ifadelerle de süslenmiş değerli dostlar. Deniz Naki sosyal medya hesabında gündeme ilişkin açıklama yaptı. Deniz Naki şu ifadeleri kullandı. Yüreği barış, demokrasi ve özgürlükten yana çarpan kamuoyunun dikkatini. Bir milli maç sonrası bir futbolcunun attığı golden sonra yaptığı ırkçılıkla özdeşleşmiş bir işaretin benim yıllar önce yaptığım işaretle kıyaslanması üzerine bir açıklama yapmam kaçınılmaz bir hal almıştır. Söz konusu futbolcunun yaptığı işaret tekçiliği, başka halkların red ve inkarını, nasyonalizmi, ırkçılığı esas alıyorken benim yaptığım işaret ise barışı, özgürlüğü, halkların kardeşliğini, internasyonalizmi çağrıştırdığını bütün uluslararası toplum bilir. Bozkurt işareti dar ve ideolojik ulusçuluğu esas almış olan dar bir siyasi çevreyi ilgilendiriyorken zafer işaretinin ise Latin Amerika'dan uzak doğuya kadar bütün dünyada barış, kardeşlik ve özgürlük talep edenlerin işareti olduğunu aklı selim ve vicdanlı herkes bilir. İki işaretin aynı anlama geldiğini ifade etmek abesle iştigaldır. Bu fark akla kara kadar farklı dünyaları ifade etmektedir. Zafer işareti tarihin beyaz sayfalarında halkların barış ve özgürlük umudu iken Bozkurt işareti halkların boğazlaşmasını, dar ideolojik kalıpları, kan ve gözyaşı ile tarihin kara sayfasında yer edinmiştir. Spor ve futbol bizler için çoğulculuk, farklılıklarla birlikte zenginlik, barış, kardeşlik ve internasyonalizmdir. Bu çerçevede bu ırkçı sembolü normalleştirmeye çalışan ve bunu beni terörize ederek gerçekleştirileceğini sanan alçakları lanetliyorum. Yeşil sahaların faşizme mezar olmasını temenni ediyorum açıklamasını yapıyor Deniz Naki değerli dostlar. Gerçekten de Deniz Naki açıklamasında her iki işaretinin tarihsel
detaylarını vererek ve zafer işaretinin bir evrensel işaret olduğuna vurgu yapmışlar dostlar. Bozkurt işareti ise sadece bir kesimi, bir partiyi, bir grubu temsil ettiğini ifade etmiş. Evet dostlar, oldukça da açıklamanın sonunda bu iki işareti ve Deniz Nakin'in isminin kullanılmasına çok sert tepki göstermiş. Oldukça sert ifadelerle değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.